Salatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvatul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve öfevvüde emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 63. ayet-i kerime. Levla yenhâhum rabbaniyûne vel ahbar an kavlihumul ism ve etlihumus suhte lebi'se mâ kânû yasnaûn. Sadakallâhul azîm. Kısaca mealen Rabbimiz, Yahudilerin ahbarı olan din alimleri ve zahitleri onları, yani Yahudileri, yalan konuşmaktan ve haram yemekten men etselerdi. Ya niye men etmediler? Neden yasaklamadılar? Tam tersine o konuda teşvik ettiler. Alimler ve zahitler, o ruhban denilen kimseler, halkı içinde bulunmuş oldukları o yapa geldikleri kötü fiilleri işlemekten men etmekle yükümlü oldukları halde bunu yapmadılar. Onların yaptıkları ne çirkin bir iştir. Bir önceki ayet olan 62. ayet-i kerimede Yahudilerin üç yanlış özellikleri Kur'an tarafından nazara verilmektedir. Onlar günahta, onlar düşmanlıkta ve onlar o Yahudiler haramda, ki soft ifadesi burada da geçiyor. Onlar faiz yemekte adeta birbirleriyle yarışırlar. Burada soft ifadesi her ne kadar günah ve haram ifadesini ifade etse de Yahudiler bu konuda kendileri için yıllardır günah olaraktan, en büyük bir ekonomik güç olaraktan kabul ettikleri faiz politikasının dünyada en çok işletildiği kişiler Yahudi milleti olmuş oluyor. İşin garip tarafı, onlar tabii ya, hani bir laf vardır derler ya, kendi yutar salkımı, başkasına verir salkımı. Aslında haram ve yanlışlıklar başkalarına karşı olursa mesele değil onlar için. Yani faiz, onlar bu konuda niye yiyorsunuz denildiğinde, biz efendim faizi başkasına veriyoruz, birbirimize Yahudilere vermiyoruz ki. İki, siz niye adam öldürüyorsunuz, çocuk, yaşlı öldürüyorsunuz, Filistin'de, Gazze'de olduğu gibi? Efendim biz birbirimizi öldürmüyoruz ki. Evet, her ne kadar Yahudilikte 10 madde içerisinde öldürmeyeceksin diyor. Tamam da canım, o biz birbirimizi öldürmeyeceğiz manasında gibi sürekli bir şekilde başkalarına yapmış oldukları her türlü düşmanlık, her türlü yanlış işlerde bir derece kendileri için mübah olduğunu maalesef ifade etmiş olmaktadırlar. Burada Kur'an önemli bir noktaya hepimiz için, bütün üç özellikle semavi dinin mensupları olan din adamları için önemli bir noktayı nazara vermektedirler. Daha önceki ayetlerde de özellikle yektumune ifadesiyle Kur'an o Yahudi din alimlerinin hakikati gizlediklerinden haber verir. Onlar hakikati, hatta parmaklarını üzerine kapamak suretiyle veya yalan yanlış söyleyerekten gerçekleri bildiği halde söylememek suretiyle, nitekim kendi evlatlarını bildikleri halde Efendimizin peygamber olduğunu bildikleri halde gizlemelerinden tutunuz da Hristiyanların papazlarına varıncaya kadar. Tabii biraz da iğneyi kendimize de batıralım. Bu konuda din adamlarına önemli bir husus düşmektedir. Yani onlar hakikati bildikleri halde açık ve net olarak ifade etmelidirler. Eğer bilmiyor veya bilemiyor ise yine burada cahil cesur olur kabininden bir cesaret ederekten, nasıl olsa ben daha yeni İmam Hatip'e girdim ama 3 günlük öğrenci de olsam, İmam Hatip ismi var ya, ondan dolayı fetva vereyim. Veya 3 günlük imam olmuşsam, 3 günlük müftü olmuşsam veya bir din dersi öğretmeni, meslek dersi öğretmeniysem, bilmediğim halde madem öyle bir meslek hocasıyım o halde fetva vereyim gibi böyle bir yanlış içerisine kesinlikle girilmemeli, ki bu hastalık bizlerde de var. Bilmediği halde işte nasıl bir kafaysa tabii, o kafanın da kafa olması lazım, efendim kafama böyle uygun diyerekten çok rahatlıkla fetva verilebilmekte, bu da birçok hataları meydana getirilmektedir. Bu da dinin dışarıdan değil de maalesef içten yıkılmasını bir derece daha da hızlandırmış olmaktadır. İşte şu bir hakikattir ki toplumların bozulmasında evvela din adamlarının bozulmasıyla toplum bozulur. Yani toplum eğer bozulmuş ise uzaya gitmeye gerek yok.
o toplumu temsil eden ruhbanlara bakınız, papazlara bakınız ve din adamlarına bakınız. Buna hoca da diyebilirsin. Onlara bakınız. Bozulma evvela buradan başlar, ondan sonra halka doğru yayılmış olur. Çünkü onlar halkı bilip bilmedikleri noktalarda yanlış yönlendirdikleri için halk da, madem bunlar Tevrat'tan, İncil'den, Kur'an'dan bahsediyorlar, orada olduğunu söylüyorlar, benden iyi biliyordur en azından diyerekten maalesef onların yanıltıcı, bilmeden cesurane ifade etmiş olması toplumdaki bozulmaları da meydana getiriyor. Böylece toplum kitleler halinde, bölük bölük bir şekilde tamamıyla hızla bir bozulmaya yüz tutmuş oluyor. Bakınız, bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte şöyle buyururlar. Allah ilmi kullardan soymak suretiyle çekip almaz. Yani insanlardan, kullardan o ilmi söküp almaz. Ancak ilmi alimleri almak suretiyle onlara bazı sorular sorulduğunda bilmedikleri halde söyleyen alimlerin olmasıyla ancak bir iş olur. İşte demek ki Cenab-ı Hak onlardan alimleri almak suretiyle ilmi ortadan kaldırır. Allah hiçbir alim bırakmayınca da insanlar böylece ne yaparlar? Bütün dinlerin mensuplarında olduğu gibi cahil başlar edinirler kendilerine. Yani cahil olan, kendisinden biraz bilgili de olsa cahil olan kimseleri kendilerine başlar edinirler ve onlara sorular sorulur. Onlar da bu konuda pervasızcasına açık ve net bir şekilde fetva verirler. Bu yüzden de hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Buna dini ifadeyle hem dal hem de mudil olurlar. Bugün memleketimizde de var, Hristiyan dünyasında da var, Yahudilik dünyasında da hem dal hem mudil, hem sapmış hem de saptırmış insanlar var. Aslında bu konu başlı başına üzerinde durulacak bir konu. Daha önce de durdum ama yeri geldikçe inşallah yine de bu konuları gün be gün zaman içerisinde ele almaya çalışacağım. Şunu rahatlıkla ifade edeyim. Hatta bugün bunu not olaraktan yanımda aldım. Şöyle ki, mesela 100 yıl önce İslam dünyasına dışarıdan saldırılıyordu. Dışarıdan yıkılmaya çalışılıyordu. Bugün İslam dünyasına baktığınız zaman İslam dünyası maalesef içeriden yıkılmaya, hatta ne içerisi, içerinin de içerisinden, camiden yıkılmaya adeta gayret ediliyor. Yani bir derece camiyi temsil ediyor pozisyonunda görülerekten, din adamı pozisyonunda görülerekten, yani dinle alakası olmayan, kendi mantığını din yerine koyan insanların maalesef yanıltması ile bu hastalık maalesef yaygınlaşmış, toplumda bu da gittikçe gelişmiş oluyor. Onun için özellikle bu Yahudilerde çok olduğu içindir ki Rabbimiz özellikle bu konuda Yahudilere örnek veriyor. Onlar bu konuda böyle yaparlar diyerekten, ki çok örnekleri var, daha önce de yapmışlar ve aynı şekilde yine yaparlar diye, bu noktadan Rabbimiz bizleri sakındırmış oluyor, bu noktaya dikkatimizi çekiyor. Evet, demek ki maalesef müminler bu konuda yani biraz kendilerinin de bu noktada düşünerekten, yani hakikaten tabii bilmeyince, evet o da ayrı bir sıkıntı, bilmeyince ister istemez başkasına tabi oluyor. Yani bir de kıstas durumu da olmayınca, kıyaslama durumu da olmayınca ister istemez o yanlışa tabi olmuş oluyor ve maalesef bir de bakıyorsunuz ki karşıdaki onu tamamıyla saptırmış oluyor. İşte burada Yahudilerin alimlerine, onları bu günahlardan sakındırmaya bir teşvik olaraktan Rabbimiz bu ifadeyi beyan etmekte. Çünkü ayette özellikle girişte levla ifadesi, lev keşke manasına, temenni olaraktan ifade edilir. Bu Arapça gramer olaraktan mazi fiilin başında kınama, geniş zaman fiilinin başında ise bir teşviki ifade eder. Böylece onlar bunu artık yapıyorlar derken, bu da ince bir nükte de var. Yani ayetin kerimenin sonunda leyse makanu yasnaun, sanat haline getirmiş oldukları bu iş onlar için ne kadar bir kötüdür. Ne kadar kötü bir şeydir. Artık yani bunu yapıyorlar değil, bu yaptıkları şeyi, sanat aynı kökten geliyor, sanaa kökünden. Yani artık onlar bunu kendilerine bir sanat yapmışlar. Sanat haline getirmişler yanlış fetva vermeyi, insanları hem kendileri saparken insanları da sapıtmayı,
sanat haline getirmeleri, bu halleri ne kadar kötü bir durum. Yani masiyet içerisinde olmaları, isyan ve günah içerisinde olmaları, bu kötü sanatı icra etmiş olmaları elbette ne kadar kötüdür diyerekten Rabbimiz onların o kötü haletini böylece kınamış oluyor. Peki niye yapıyorlar? Elbette nefsin hayvani bir özellik gibi. Mesela hayvan insanın yüzüne bakmadığı şeyi iştahla yiyor. İnsanın bir ciheti de hayvani cihettir. Hayvani ciheti öne çıkınca nefis o şeyden, haram olan şeyden geçici de olsa, bir nebzecik de olsa, çünkü nefis için önemli o. Bir anlık da olsun zevk lezzet aldı mı, isterse 30 sene 40 sene hapiste yatsın. Bir anlık lezzeti nefis öne çıkartıyor. İşte onlar da bu günahı işlerken maalesef o ondan almış oldukları, günahtan almış oldukları o geçici lezzetten dolayıdır ki böylece o günah bataklığına maalesef onlar batmış oluyorlar diyerekten o çirkin haleti Rabbimiz burada anlatmış, nazarlarımızı, dikkatlerimizi de bu noktaya çekmiş oluyor. Evet, genel olaraktan ayetin tahliline şöyle bir göz gezdirecek olursak ayette Rabbani ifadesi kullanılıyor. Rabbani Rab kökünden geliyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da Allah isminden sonra en çok 900 küsur kere Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen Rab, mürebbi, terbiye eden manalarına yetiştirmek gibi, olgunlaştırmak gibi manalarına gelmiş oluyor bu ifade. Mesela ayette hoş bir ülke, çok bağışlayan bir Rab gibi, Kur'an'da dediğimiz gibi birçok yerde bu Rab ve Rabbani. Rabbani de ise Rab'a mensup, Rab'a ait, Rab ile ilgili, ona bağlı gibi mensubiyet ifade etmiş oluyor Rabbani ifadesi. Bu da Kur'an'da çok yerlerde geçiyor. Onları teker teker çıkartmıştım. Mesela Hazreti Ali şöyle diyor. Ben diyor bu ümmetin Rabbanisiyim. Yani Allah'a mensup olan bir ferdiyim. Ve bu dediğimiz gibi Maide'de geçen bu 63. ayet. Yine mesela başka ayetlerde Rabbaniyyûne, Rabbaniler olunuz gibi ifadeler. Bazıları bunun Süryanice olduğunu söyleyenler de vardır. Ama malum Rab kökünden gelmiş oluyor. Sonundaki ye ise böylece mensubiyeti ifade etmiş. Rabb'a mensup, Rabb'a ait, ona bağlı olan kimseler gibi manalarına gelmiş oluyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de onun üzerinde ayet-i kerimenin mevcut olduğumuz, yani Rabbani ifadesinin müradifleriyle beraber 10 kadar ayet-i kerimede olduğunu da, zikredildiğini, geçtiğini de görmüş olmaktayız. Ayet-i kerimede ayrıyeten günahtan sakınmak. Zaten bütün dinlerde olduğu, kitaplarda olduğu gibi Kur'an'da da hakeza. Allah birinci derecede insanları hep günahlardan sakındırır. Günahlardan sakınmaya önce teşvik eder. Yani esas olan sevap işlemek değildir. Esas olan günah işlememektir. Zaten günah işlememekte iki sevap vardır. Bir sevabı yaparsan bir sevap. Çünkü bir sevabı işlemek diyelim ki mübahtır, helaldir, bir sevaptır. Ama bir günahı işlememek vacip olduğu içindir ki böylece kişi bir günahı işlemekten kaçınmakla aslında birkaç tane sevabı da kazanmış oluyor. Yine günahtan sakınmak ile ilgili olaraktan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aynı bu ifade babında Kur'an-ı Kerim'de 4 tane farklı ayetlerin de geçmiş olduğunu görmekteyiz. Günahtan sakınma ile ilgili olaraktan. Diğer bu konuda lebise ifadesi geçmişti. Burada be'is ifadesi, zorluk, le bi'ise ki o lam le ifadesi tahkik edatı olmuş oluyor. Le bi'ise mahislaun. Yani o yapmış oldukları şey ne kadar da çirkin, be'is bir ifade olmuş oluyor. Bu ifade zorluk, sıkıntı gibi manalara, dediğimiz gibi çirkinlik gibi, fakirlik gibi, savaş gibi zorluğu ifade eden manalara da gelmiş oluyor. Bu konuyla ilgili olaraktan Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen 11 tane kadar ayet-i kerimenin geçmiş olduğunu da görmüş olmaktayız. Bu ayetin bir de gramer olarak tahliline bakacak olursak, burada levla yenhahum ifadesi harfi taksistir. Hususiyeti ve özelliği bildirmiş oluyor. İsim ifadesi, günahı ifade eden
isim, günah, bunlar yine hep günahı, haram gibi manaları ifade etmiş oluyor ki bu da masdar için mef'ulün bih olmuş oluyor isim ifadesi. Böylece cümle olaraktan mahalli olmayan müstenife olup ve taksis cümlesini de ifade etmiş olmaktadır cümle itibarıyla bu mana. Evet, demek ki burada Rabbimizin dikkatimizi çekmiş olduğu husus, Rabbani ruhbanların özellikle din adamlarının bu konuda kendilerine güvenen dini konuda bilgi almak isteyenleri yanıltmaması, yapmış oldukları bu yanıltmanın onlar için ne kadar çirkince bir hal olduğunu Rabbimiz ifade etmiş olmaktadır. Gelelim 64. ayet-i kerimeye, Maide suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâletil yehûd yedullâhi mağlûle fe subhanallah. Zaten Allah'a Üzeyr Allah'ın oğludur diye evlat isnat eden, melekler Allah'ın kızlarıdır diye Allah'a kız isnat eden, bunca günahları işleyen bir insanın Allah'a böyle bir ifadede bulunması gayet normaldir. Ne diyorlar? Ve kâletil yehûd yedullâh mağlûle gullet eydihim ve lu'unû bimâ kâlu. Hakikaten lanet olsun. Ve lu'unû bimâ kâlu bel yedâhu mesûfetan yunfiku keyfe yeşâ. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Evet, bu ayet-i kerimede en dehşetli olan ise Yahudilerin Allah'a yapmış oldukları isnatları. Peki Allah'a yaptıkları isnatlarında Yahudiler ne diyorlar? Biz de ona şöyle bir nazar gezdirelim. Diyorlar ki Allah'ın haşa eli bağlıdır. Kendilerinki çok açık herhalde demek ki onu da tabii öyle ifade ediyorlar. Allah'ın eli bağlıdır. Bu mecazi ifadedir. Yani kapalı, sıkı, yani cimri manasına. Şimdi diyeceksin ki ula bire mübarek. Hatta bir ifadeyle birisi demiş ki, soru soruyor. Diyor ki Allah bunca insanları nasıl yaratacak ya? Değil mi Hazreti Adem'den bu yana kadar? Milyar, şu anda 7 milyar insan var. Bir de Hazreti Adem'den düşün milyarlarca insan. Diyelim ki kabataslak Allah bu 100 milyar insanı nasıl yaratacak? Diye sorulunca Hoca Efendi cevap veriyor. Diyor ki onları nasıl rızıklandırdıysa öyle de diriltecek. Bunca sonsuz varlıkları nasıl Allah'ın rızıklandırdığını görmeyen bir insan haşa Allah nasıl cimri diyebilir ya? Bu da bire mübarek. Senin o cimri dediğin Allah her gün sen kendi kendini doyurmaktan aciz iken, kendi aileni, çoluk çocuğunu, 3-5 kişilik aileni geçindirmekten aciz kalır iken hiç düşünemiyor musun? Karadakiler, havadakiler, denizdekiler ve görünmeyen mikroskobik canlılar, sayısız bunca canlıları kim rızıklandırıyor? Ey bire kişi, bunların rızkında senin rolün nedir? Ne yapıyorsun sen? Bırak onlara rızık verme, onların elindekileri, rızıkları bile alıyorsun. Oysa Rabbimiz nasıl bunca insanları rızıklandırıyorsa öyle de diriltecek. Nasıl bunca insanları Allah rızıklandırıyorsa aynı şekilde o Allah cömerttir. Cömertliğinden dolayı bunu elbette ki yapmış olmaktadır. Böylece onlar işte Allah cimri bize rızık vermez dediler Yahudiler. Yahudiler Allah'a isyan ettiler böylece. Allah da onların ne yaptı? Rızıklarını kesmiş oldu. Onun için onlar böyle demiş oluyor. Çünkü cezaya çarptırılıyorlar. Hoşlarına gitmeyen bir ceza ile karşı karşıya kalınca böylece Allah'a yalan isnat ediyorlar. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Demek ki onlar böylece Allah'a iftira etmek ile daha zalim olduklarını göstermiş oluyorlar. Yahudilerin öz elleri bağlansın, kendileri, dilleri, beyinleri, kalpleri bağlansın. Onlardan hiçbir hayır çıkmasın. Nasıl bir beddua hakikaten, hala o beddua geçerliliğini, hala onların elleri, dilleri yani hayır manasında bağlı bir hayır yok. Onlardan hiçbir hayır çıkmasın. Dedikleri sözlere göre Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Lu'inu, lu'inu, onlara lanet olunsun.
uzak olsunlar Allah'ın rahmetinden. Bir açıyız, Allah'ın elleri açıktır. Mefsutatan, yedullah mefsutatan. Allah'ın eli açıktır, bahsedilmiştir. Bütün kainata yayılmıştır. Melekler istifade ediyor, cinler istifade ediyor. İnsanlar, mikroskobik canlılar, bilinen bilinmeyen. Bütün varlıklar Allah'ın o sermiş olduğu sofradan hepsi istifade ediyor. Düşünün nasıl bir sofra, kainatı kuşatan bir sofra. O sofrada kim yok ki? Herkes kendi nasibini alıyor. Bir de sadece o sofrada midemizi dolduracak şeyler yok. Gözümüzü doyuracak şeyler var. Kulağımızı doyuracak şeyler var. Beynimizi doyuracak şeyler var. Temas ile ellerimizi tatmin edecek, doyuracak şeyler var. Neler yok ki? Neler? Sofra sahibi Allah'tır. Madem ev sahibi, sofra sahibi odur, o sofrasına sonsuz her şeyi serer. Herkes kendi istediğini o ilahi sofrada çok rahat bulabilir. Ama gel gör ki o Yahudilerin bu iftirası ne kadar denice, aşağıca bir ifadedir. Böyle bir Allah'a, kainata sofra sermiş olan Allah'a böyle bir iftira, o Allah cimridir. Ne kadar tezat bir ifade. Evet, bir akiz. Allah'ın elleri açıktır. Yani rahmeti çoktur. O rızkın kaynağıdır. Rızkın madenidir. Rızık hepsi ondan gelir. Çünkü o Rahman'dır. Yani rezzak manasına. İster az verir, ister çok verir. İradesi onun elindedir. Dilediği şekilde. Yani verilmiyorsa kendinde bir şey ara. Bir kusur ara. O dilediği gibi sarf eder. Resulüm, sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan çoğunun küfür ve inadını arttırır. Kimin ne mal olduğu ortaya çıkmış olur. Aslında dinin gelmesindeki amaç veya ayetteki ifadesiyle Kur'an'ın ve Resulullah'ın gelmesindeki amaç, işte önceki gelen ümmetler içerisinde tabiri caiz ise affedersiniz, kimin ne mal olduğu ortaya çıksın diye. Böylece kimin samimi olup iman edip etmemesi konusunda ve kiminin de imandan çıkmakla kalmayıp inatla küfrünün ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla. Kur'an onların küfür ve inadını arttırmaları sebebiyle biz de onlarla ehl-i Kur'an arasına kıyamete kadar adavet ve düşmanlık saldık. Hala o düşmanlıkları devam etmekte. Öyle ki ne Müslüman Yahudi'yi ne de Yahudi Müslüman'ı bu noktadan o düşmanlık aralarına koymuş olmasından, düşmanlığı sevmiş olmalarından, çünkü izin ve udvan diyor. Hem günahta yarışıyorlar hem de düşmanlıkta yarışıyorlar. Ne zaman savaş için bir ateş tutuşturmuşlarsa çok ibretli. O Yahudiler ne zaman savaş için bir ateş tutuşturmuşlarsa hakikaten öyle. Yahudilerin insanlık tarihine girdiği andan itibaren tarihe bir bakın. Hep ateşi tutuşturanlar onlar olmuştur. Zalim iken de onlar olmuş, mazlum iken de onlar olmuş. Yani mazlum pozisyonuna düşmelerine bile sebep kendilerinin önceden tutuşturmuş oldukları ateşten dolayıdır. Daha fazla açmaya gerek yok. İşte ne zaman savaş için bir ateş tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Demek ki eğer Allah'ın söndürmedikleri de olsa demek ki dünya ne hale gelir? Necip Fazıl'ın güzel bir ifadesi var. Yahudiler diyor, bir rivayete göre sigaralarını, bir ifadeye göre de yumurtalarını pişirmek için, sigaralarını tutuşturmak için dünyayı ateşe verirler. Bu da bir mübarek. Kibritle yapsana. Sigarasını tutuşturmak için veyahut da yumurtasını pişirmek için önce dünyayı ateşe verir, ondan sonra yumurtasını orada maalesef pişirir. İşte Rabbimiz de bunu teyiden öyle diyor. Ne zaman savaş için o Yahudiler bir ateş tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Şimdi de yeryüzünde bir fesat çıkartmak için ki en birinci özellikleri. Tabii önce tutuşturuyor fitne, arkasından fesat. Zaten hep İslam literatüründe de fitne ve fesat hep beraber gelir. Onun için bu iki özellik, ayrılmaz özellik Yahudilerin yine ayrılmaz özelliklerindendir. Bir ellerinde fitne, ateşi tutuştururlar. Ondan sonra fesat, o ateşi dünyanın her tarafına yayarlar. İşte Rabbimiz de rahmetiyle bazen yağmurunu indirir, o ateşleri söndürür. Bazen müminlerin kalbine ıslahı koyar, salahı ve felahı koyar, o fitneye düşmezler. Ama maalesef dün olduğu gibi bugün de
Hazreti Ayşe'nin zamanında bile, Efendimiz zamanında hadi Efendimiz müdahale ediyordu, Efendimiz gitti. Hazreti Ayşe zamanında başladı Cemel ve Sıfrin vakaları. Binlerce insan. Fitne böyle dehşetlidir. Sahabe de olsa içinde, sahabe de içinde olsa, Peygamber'e hadi vahiy geliyor, bildiriyor. Efendimiz de Mescid-i Dirar, onun zamanında münafıklar zararlı mescit yapıyorlar. Rabbimizin bildirmesi üzerine Efendimiz onu yıkıyor. Hadi vahiyle o teyit ediliyor, bildiriyor. Ama vahiy kesilince, artık peygamber işlerinde olmayınca, peygamberin eşi Hazreti Ayşe de olsa, yine Peygamber Efendimiz'in damadı Hazreti Ali de olsa, Muaviye ile Sıffin vakasında binlerce insan. Rabbim muhafaza etsin. Bugün İslam dünyası aynı fitne ve fesat ile karşı karşıya. Aynı ateş Müslümanların içerisine, Orta Doğu'ya dökülmekte. Rabbim muhafaza etsin. Memleketimize hem içeriden hem dışarıdan bu ateş salınmakta. İnanınız PKK bahane. PKK'nın arkasında 7 düvel değil, 70 düvel var. İçinde kim yok ki? Amerika'sı mı dersin, Avrupa mı dersin, Almanya mı dersin, İngiltere mi dersin? O yetmedi. Rusya mı dersin, bilmem nereden gelen Çin mi dersin? Güya Müslüman sıfatını takınan İran mı dersin, İsrail mi dersin? Maalesef sürüsüne bereket. Sürüsüne bereket. Ve içimizden gibi görünen Kürtleri temsil ettiği ki alakası olmayan PKK laneti mi dersin? Terörü ateşlendiren, alevlendiren, yine doğunun gariban insanına, Kürt evladına yıllardır çile çektirenler yine aynı zamanda 7 düvelin değil 70 düvelin maalesef evlatları, 70 düvelin döküntülerini maalesef hem içten hem dıştan fitne ateşlerini alevlendirilerekten geldiğini görmekteyiz. İnan ki 7 düvel değil, yeminle söylerim, 70 düvel de değil. Vallahi de billahi de 70 milyon düvel gelse zararı yok. Ama neyin zararı var biliyor musun? İçeriden bir tane mikrop çıksa, içeriden çıkacak bir mikrop dışarıdan gelecek 70 bin mikroptan daha tehlikelidir. Aynen öyle ya. Koskoca çınar ağacı, dağ gibi bir ağaç. Bir bakıyorsun hafif rüzgarda küt diye gidiyor. Ne oldu ya? İçine bir mikrop girmiş, kurt girmiş, içinden kemirmiş. Bu milleti dışarıdan gelen hiçbir tehdit yıkmaz, yıkamaz. Vallahi de, billahi de, tallahi de. Ne zamana kadar? İçte bir mikrop içi kemirmediği sürece. Onun için bu milletin birlik içerisinde, dirlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, muhabbet içerisinde, geçmişte nasıl yaşamışsa yine yaşayacağımızı düşünerek, yahu Allah aşkına, biz Müslüman olmayanlarla yaşamışız ya. Gayrimüslimle yaşamışız ya. Biz Hristiyanla yaşamışız, biz Yahudi ile yaşamışız. Daha ötesine gidelim. Hristiyana ve Yahudi'ye demişiz ki içinde kendi mahkemelerini kur demişiz. İstersen kendi mahkemende yargılan, isterse benim mahkememde yargılan demişiz. Yani biz 72 milletle adam gibi, insan gibi namusluca ve şereflice geçinmişiz ya. Yani dinimiz aynı, kıblemiz aynı, peygamberimiz aynı, tarihimiz aynı, İlk atamız Adem aynı, ilk annemiz aynı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Azimüşşan, İslam aynı. Yani ufak tefek mezhep gibi bazı fırkalar, bu gibi ufak tefek farklılıklar, yani ciddi manada bizi birbirimizden temel inanç meselesinde ayıramayan diğer noktaların neden bir farklılık meselesi olarak gündeme getirilsin ki? Dedim de ben, biz gayrimüslimle bile yaşamışız. Yani her insan birçok ortak noktaların olduğunu görecek. Ama Allah korusun. Bizi yıkan işte bu fitnedir. Arkasından gelen fesattır. Bugün Türkiye içten ve dıştan Rus'la, ondan sonra Suriye'yle, PKK'yla değil. Türkiye maalesef birincisi fitne ateşi, ondan sonra fesat ile yandırılmaya çalışılmaktadır. Rabbim muhafaza etsin. Rabbim bizi, çünkü biz gidersek İslam dünyası gider. Rabbim İslam dünyasını muhafaza etsin. İslam dünyası giderse vallahi de billahi de insanlık dünyası gider. Yeminle ifade ederim, Türkiye giderse İslam dünyası gider. İslam dünyası giderse insanlık dünyası gider. İnsanlık dünyası giderse artık dünyanın kapatılması lazım. Nasıl ki Hazreti Adem suçu ile bu dünyaya gelme oldu, bu dünyadan gidiş de insanlığın işleyeceği suç iledir. Dünya bu suçları kaldırmaz.
kıyametin bir an evvel kopmasına sebep olur bu durumlar. Onun için fitne ve fesada gelmememiz, millet olaraktan aklımızı başımıza alaraktan kardeşlik içerisinde, birlik beraberlik, 99 tane ortak noktaların bir araya gelmesiyle elbette ki bu durumun olması lazım. Şunu ifade ettim, gene ifade edeceğim. Bugün mesele ırk meselesi değil. Bugün mesele PKK, asker, polis meselesi değil. Dün olduğu gibi bugün de mesele iman küfür mücadelesidir. Hazreti Adem'den beri kıyamete kadar devam edecek olan imanla küfrün mücadelesi dün devam ettiği gibi bugün de devam ediyor, yarın da devam edecek. Onun için hiç düşmanı uzakta aramaya gerek yok. Mesele imanla küfrün meselesidir. Mesele Firavun'la Musa'nın meselesidir. Mesele Nemrut'la İbrahim'in meselesidir. Mesele Habil'le Kabil'in meselesidir. Mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Leheb ve Ebu Cehil'in meselesidir. Mesele Kürt meselesi, şu bu meselesi, ırk meselesi değildir. Meselenin kökünde yatan imanla küfür meselesidir. Onun için ufak tefek meselelerle hele hele sosyal bir olay olaraktan doldurulmaya çalışılan bu millet, dokunsan ah işitmeyeceksin, Allah korusun yumruk işiteceksin hale getirilmeye çalışan bu milletin aklını başına alması lazım. Evet kardeş, seninle ayrılık noktam var ama seninle 99 tane birlik noktam var. O halde ayrılık noktamını gündeme getirmektense gel birlik. Eğer bir problem çekilmişse bunda bu milletin 74 milyon, 78 milyon hepsi sıkıntı çekmiş. Bir ırkı, bir milleti, bir kavmi, şunu bunu değil. Hepimiz aynı oranda hakkımızı arayalım. Hak aransın. Bu aklın da gereğidir, dinin de gereğidir, İslamiyetin de gereğidir, Kur'an'ın da gereği. Hak aranmalı. Baştaki ne kadar %100 haklı da olsa alttaki insanlar hakkını aramalı. Ama namusluca, şereflice, adam gibi aramalı. Yoksa Allah korusun mazlum, masum insanları. Ulan utanmaz, sıkılmaz. Diyelim ki o polisi öldürüyorsun. O askeri öldürüyorsun. Ya bu senin ananı koruyor lan. Bu senin köyünü koruyor lan. Bu senin namusunu koruyor. Bu senin malını koruyor. Bu senin mülkünü koruyor. Bu senin devletini koruyor. Yahu senin soyunu sopunu koruyor. Yani o adamın Allah aşkına ne günahı var ya. Bir haksızlık varsa gel hep beraber adam gibi isteyelim ya. Adam gibi hakkımızı alalım. Hayvanlar dünyasında bile bu durum yaşanmaz. Vallahi de yaşanmaz, billahi de. Bir polise, bir askere arkadan gelip evine girip alnına kurşunu dayamak, vallahi de billahi de. Hayvanlar dünyasında bunun benzerini göremezsiniz. Ben çok belgesellere bakıyorum, çok ibretli. Allah'ın kudretini görme açısından. Hayvanlar dünyasında bugün bu vatanın evlatlarına yapılanların hayvanlar dünyasında benzerini görmüyorum. Yok. Hayvanlar dünyasında bu derece vahşice, hayvanca yapılanlar yok. O halde oyuna gelmeyelim. Ayeti tekrar okuyacağım. Yahudilerin özelliklerini Allah sıralıyor. Ne zaman savaş için bir ateş tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. O halde en önemlisini de söyleyeyim. Bu millet aman ha, kesinlikle ümitsizliğe düşmemeli. La taklatu min rahmetillah. İnnallaha yağfiru zunube cemiya. Kesinlikle mümine ümitsizlik yakışmaz, yaraşmaz. Biz nice zorluklara aşmış bir milletiz. Maddi manevi zorluklara aşmış bir milletiz. Ümitsizlik yok ha. Ümitsizlik yok. Allah bir rahmet yağmurunu indirir. Bir bakmışsın ki her taraf gül gülistandır. Ümidimizi kesmeyelim. İmanım gibi, kendimi gördüğüm gibi, sizin beni gördüğünüz gibi iman ediyorum ki Allah bu ateşi söndürecektir. Allah bu ateşi söndürecektir. Hem buna imanım var, hem de bunu teyiden dua ile isteyelim rahmetini, fiili olarak isteyelim rahmetini, böylece söndürmeyi hızlandırmış olsun Rabbim inşallah. Evet, şimdi de yeryüzünde bir fesat çıkartmak için, hani fitne ateşini yaktı ya, arkasından bir de fesat çıkartmak için koşuşturup duruyorlar. Allah fesatçıları dost tutmaz. Allah öyle ya, fesatçıları asla ve asla sevmez. Onları Allah kendisine asla ve asla dost tutmaz. Evet, çünkü onların dost olacak elbette ki halleri de, durumları yok. Dost yapılacak halleri de söz konusu değildir. Evet, burada onlar yine ayette Allah fakirdir. Ve nahnu agniya. Onlar bir de burada Allah için
cimridir diyorlar ya, yine onlar maalesef önceki ayette de Allah fakirdir biz zenginiz nasıl bir şeyse. Mesela bakınız Ali İmran 181. ayette de şüphesiz Allah fakirdir biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah elbette ki duydu. Ali İmran 181. ayeti kerimede. İşte Allah böylece dilemesi önemlidir. Dilediğine Rabbimiz dilediği kadarını arttırır, dilediğini kısar. Elbette ki onun elindedir bu. Bu ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili olarak ayet-i kerimenin Finhas bin Azura hakkında indiği ifade edilir. Yahudiler Hazreti Peygamber'i inkar ettiklerinde Allah-u Teala önceden onlara bolca vermiş olduğu imkanları inkar ettiler ya, bunun üzerine kısınca bu mezkur şahıs olan Finhas Allah'ın eli bağlı ifadesini kullanmaya başladı. Diğer Yahudiler de bu sözü rıza yoluyla ortak oldular. Onlar da zaten böyle bir şey bekliyorlar. Onlar da aynı şekilde haşa Allah'ın eli bağlıdır, cimridir diyerekten ifade etmeye başladılar. Evet, onlar hakikaten bu noktada azgın bir millet. Azgın bir millet. Rabbinden indirilen Kur'an'dan birçoğu böylece azgın oldukları için o da bu sefer onların bir yandan hem azgınlıklarını bir yandan da küfürlerini daha da arttırmış oldular. Yani bu diyelim ki daha önceki sahip oldukları bir hastalığa yapmış oldukları bir şey, yedikleri bir şey, yaptıkları fiili bir şey hastalığını arttırması, üşütme gibi vesaire gibi hastalığını arttırması gibi bu durumda onların Kur'an'ın inmesi, Resulullah'ın gelmesi onların ateşlerini daha da arttırmış oldu. Biz onların arasına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık diyerekten onların kin ve düşmanlıkları üzerine ölür halde olmaları da bunun en bariz örnekleri olmuş oluyor. Demek ki yani aslında akıbet önemlidir. Onlar neticede akıbette mağlup olacaklarını, mağlup düşeceklerini de Rabbimiz bir manada ifade etmiş olmaktadırlar. Mesela onlar Tevrat'ın hükmüne yine muhalefet etmiş olduklarında Allah onlara ne yaptı? Aynen Firavun ve Nemrut gibi aynen onlara denk bir zalim olan Buhtun Nasır'ı gönderdi. Niye? Allah'a muhalefet ettiler ya. Kim Allah'a muhalefet ederse aynen hadis-i kutsi'de var. اَزَّالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْهُ. Zalim Allah'ın kılıncıdır. Allah o zalim kılıncıyla intikam alır. Sonra ondan dönülür intikam alınır. Ondan dönülür intikam alınır. İşte Yahudiler ne vakit bir zulüm içerisine girmişlerse bir zalimi Allah Buhtun Nasır gibi bir zalimi onlara musallat etmiş, ondan intikamını almış, daha sonra da ondan da intikam alınmış olmaktadır. Ve Efendimiz zamanında da aynı durum oluyor. Yine mağlup durumuna düşmüş oluyor. Maide suresi ileride de gelecek. 80. ayette onların o fesat yeryüzüne vermeleriyle ilgili Rabbimiz yine öyle diyor. وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا. Onlar yeryüzünde fesat çıkartmaya çalışırlar. Onların yapıları, gayretleri, çabaları hep fesat üzerinedir. Hep başkalarına tuzak kurmayı düşünürler. Savaş ve fitne kışkırtıcılığı yaparlar. Haramları çiğneme içerisine gibi duruma girerler. İşte onların bütün bu yapmış oldukları bu çirkin hallerinden dolayı elbette ki Allah onları sevmez diye Rabbimiz onların bu sevimsiz hallerini dile getirmiş olmaktadır. Ayet-i Kerime'de Finhas hakkında bu ayet inmiş oluyor. Ve dediğimiz gibi 180 ve 181. ayette bunu teyit etmiş oluyor. O Allah'a böyle bir iftirada bulunmuş olduğu için diğer maalesef Yahudiler de aynı iftiranın üzerine maalesef atlamış oluyorlar. Burada ayette yine basata kelimesi geçiyor. Basata yaymak anlamına geliyor. Bu kelime de Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen 9 ayeti kerimede 9 yerde geçmektedir. Bast. Hatta bastı zaman gibi ifade bu manada kullanılır. Yaymak manasına geliyor. Ben kısa kısa ifade etmeye çalışacağım ayet-i kerimede geçen öz ifadeleri. Evet, hakikaten Allah'ı cimrilikle itham etmek. Kainatta yapılan bunca nimetleri, her varlık için bunca sofraları görmemek kadar elbette ki bir nankörlük olmuş olur. Böylece Rabbimiz onların bu nankörlüğüne karşı dikkatimizi çekmiş olmaktadır. Yine ayet-i kerimede Allah'ın eli bağlıdır gibi ifade geçiyor. Yine baktığımız zaman İsra 29, diğer benzer varyantlarıyla ifadeleriyle beraber
Maide suresi bu ayet 64 ile beraber Tevbe 67'de de benzer ifadeler var. Mesela وَلَا تَجْعَلْ يَدِكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُلُكِكَ ifadesi. Yani bu cimriliği ile müsrifin israfı temsil ve cimri davranmakla israf etmenin arasındaki orta yolu ve iktisadı emirdir. Allah rahmetini yayar. Allah duruma göre, durumun iktizasına göre, durum neyi gerektiriyorsa varlıklara rızıklarını en güzel bir şekilde, dengeli ölçülü bir şekilde vermiş olur. Elmalı da şöyle diyor. Hem elini bağlayıp boynuna asma, cimrilik etme, hem de onu büsbütün açıp saçma, israf etme ayeti ile bağlantılı olaraktan Allah israf etmiyor, saçmıyor ve Cenab-ı Hak dengeli olaraktan vermiş oluyor. Bu konuda da birçok ayeti kerimeyi Kur'an-ı Kerim'de görmüş olmaktayız. Ayeti kerimede yine nar ifadesi geçiyor. Nar ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 3 şekilde zikredilmektedir. Birincisi nur, aydınlık, ışık manasına, iki Yahudilerin nebi yani ona ve onun âline salatü selam olsun ile savaşmayı kararlaştırmaları adına ki geçiyor burada olduğu gibi Allah mesela onu söndürdü diyor. Bir üçüncü olaraktan yakan şey ateş manasına kullanılmış oluyor Kur'an-ı Kerim'de nar ifadesi yani Türkçe adıyla ateş ifadesi bu anlamlara gelmiş olmaktadır. Yes'avna sahi etmek, koşturmak, koşmak gibi manalara geliyor. Buna da baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili 10 kadar ayet-i kerimenin geçmiş olduğunu da görmüş olmaktayız. Sa'a, yes'a, sahi etmek, koşmak ve koşturmak gibi manalara gelmiş oluyor bu anlamda. Yet manası ise el manasına geçer. Fatiha şeyde de Fetih suresinde de olduğu gibi yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların üzerindedir. Yet genelde güç kuvveti ifade ettiği için Allah için mecaz olarak kullanıldığında gücü ve kuvveti ifade eder. Bu bilinen özel uzun ismi olduğu gibi nimet manasınadır. Kuvvet ve kudret manasına, mülk manasına, yardımın ve ihtisasın şiddeti manasına kullanılmış olmaktadır. Bu Kur'an'da bu manada 3 şekilde tefsir edilir. Bizatihi el manasına kullanılır. Bununla ilgili birkaç ayet var. Nafaka, infak ve harcama gibi manalara kullanılır. Bununla ilgili birkaç mana var. Fiil yapmak, iş gibi manalara da olmak suretiyle toplam olaraktan Kur'an-ı Kerim'de böylece hepsiyle ilgili olaraktan 9 tane ayet-i kerime yet ile ilgili olaraktan geçmiş olmaktadır. Bu kelimenin tanımı ile ilgili olaraktan. Evet, Arap dilinde de farklı şekillerde bu kullanılmıştır. Bileğe, koltuğa kadar olan kısım gibi çeşitli Arap dilinde de gramer olaraktan nimetin çeşitli mastarlarda, ifadelerde kullanıldığını görürüz. Demin onunla ilgili birkaç manayı dile getirdiğim, ifade ettiğim gibi. Evet, bu ayet-i kerime tabi uzunca anlatılacak bu manada çok şey var. Mesela harp ifadesi Kur'an'da 2 şekilde tefsir edilir. Küfür ve savaş manasında gelir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de 4 ayet vardır harp ile ilgili olaraktan. Daha uzunca mana var bu ayette uzun olduğu için inşallah detayına bir sonraki sohbetimize devam edeceğiz. Yine sizlerle tekrar buluşmak üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık.